1993 yılı, o zaman tabii İstanbul Genel Merkez aradı. Ebu'l-Feyz Elçi Bey'e suikast girişiminde bulunmuş Bakü'de. O da Nahçıvan'da Kelek Köyü'ne yerleştiği duyumlar alınmış. Mutlaka Ebu'l-Feyz Elçi Bey'le görüşülüp tek bir kare fotoğraf almamız istendi. Yani akşam otobüs yok, bir şey yok. Ben buradan atladım Erzurum'dan. Bir tankeri durdurdum tanker arabasıyla. Şoföre dedim ki kardeş kurban olayım ben oradan sana bir karton sigara alayım sen beni yeter ki Iğdır'a ulaştır. Yok dedi gel bana da muavinlik yaparsın beraber gideriz dedi. Iğdır'a kadar götürdü sağ olsun. Iğdır'da indim ertesi gün girişimlerimi yaptım. İşte o kuryelerle görüştük beni sınırdan kaçak geçirecekleri. Neyse onlar geldi dedi ki abi biz senden para talep falan etmiyoruz. Yalnız bize oradan bir 4-5 koli bulamazsan 4-5 kutu şey al, sakız. Ama sakız da şey, tipi tip sakızı. Allah Allah lan kardeş ne yiyeceksin sen sakız tipi tip. Abi dedi kurban olayım, ben özüm seni Nahçıvan'a geçireceğim. Orada Rus askerleri var, Rus askerleri bu tipi tip sakızı çok sever. Sen hiç arabayı, kamyonu aratmadan uçuracağım. O tamam dedim orada senin istediğin tipi tip olsun. Aldım sakkızları verdim. Ben neyse kum kamyonun arkasına attılar, paketlediler. Sakın dedi sesini çıkarma. Korna çaldığım zaman kafan kaldır. Tamam dedim geldik. Mesela ben dualar okuyorum içimden. Allah'ım işte beni geçir, utandırma bilmem ne. Baktım şoför Kazım amca kornaya bastı. Kafayı kaldırdım ki ona dedim onu sınırı geçmiş ulan ne mutlu bana dedim. Dedim şimdi ben Elçi Bey'e nasıl ulaşacağım? Aldım. Ovanın düzünde, ortada yani ne yapacağımı şaşırdım. Hemen aklıma şey geldi Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in. Halk cephesi geldi. Ulan dedim burada halk cephesi nerede? O zaman da 150 lira şey maşın. 150 liraya, 150 manata götürüyorlar. Dedi ben 150 manattan aşağı götürmem dedim. Beni nasıl götüreceksin? Halk cephesine götür. Götürdü teslim etti halk cephesine. Dedim böyle böyle ben Türkiye'den özüm geleceğim. Muhammed Cembakırcı Erzurum. Türk çok güzel, hoş geldin. Bize sıcaklık getirdin. İyi dedim sen de bana sıcaklık ver. Ebu'l-Feyz babayla beni görüştür dedim. Bir kare fotoğraf çekeceğim. Başka hiçbir şey istemeyeceğim. Turgut Özal Cumhurbaşkanımızın da selamlarını getirdim dedim. Benim başım gözüm üstüne. Beni hemen aldılar. Halk cephesi silahlı ellerinde şeylerle arabayı attılar. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren bir yolculuğun ardından tam 6 arama noktasından geçtik. Makinenin içine varana kadar her şeyi aradılar. Ondan sonra Kerek köyüne girdik. Şaşırdım ben girdim. Baktım Ebu'l-Feyz Elçi Bey rahmetli odada oturuyor. Gözlerim inanamadım. Hemen makineye sarıldım. Yok dedi şimdi yok aha. Şimdi çekim yok yasak. Tamam dedim ne zaman baba ne zaman isterse. Tamam dedi bir senden hasbihal etsin ondan sonra çekeceksin. Tamam dedim ama bak İstanbul fotoğraf bekliyor. Ben zor şartlarından geldim. Bana bir kare fotoğraf. Tamam dedi abi aradan bir saat geçti. Ebu'l-Feyz Elçi Bey güzel üstünü giyindi. Böyle ayak ayak üstünü atmıştı. İşte hoş geldin beş geldin konuştuk. Fotoğraflarını çektim. Öyle hemen çıktım. Arasmağa'da gittim. Dedim Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını getirdim. İletişim yok dedi. Dedim tamam iletişimi de halledeceğiz. İletişim yok deyince o gün hiç unutmuyorum. Rahmetli Özal uydu göndermişti. Elçi Bey'in diğer ülke liderleriyle görüşebilmesi için çok katkıda bulunmuştu. O zaman bayağı bir etkili olmuştu. İşte gittim otele, otelde hemen portatif şeyi kurdum, banyoları, bir ipoyu mipoyu illacı, siyah beyazı yıkadım. Dedim kurban olayım, bir kare geçeyim, kurtarayım da ne olursa olsun abi de rahat uyuyayım bu gece. Bir kare geçtim abi, dediler ki ya bir kare yetmez. Hoppala, bir tane, birkaç tane geç, bir kareyle olmaz. Ya var da dedim, ben size bir kare attım, bir kurtarın bunu ondan sonra. Ne varsa köyden möyden genel.
dedim valla köyden genelde diğer makarada onu daha yıkamadım. Onu da yıkayayım gece atayım size. Tamam dedi çok iyi. O günkü o fotoğraflar dünya basında yer almıştı benim çektiğim fotoğraflar. Hürriyet'te diğer yabancı ajanslarda Hürriyet Ebulfez Elçibey'e ulaştı muhabirimiz kanalıyla. Bu da benim için unutamadığım bir anıydı. Yine Nahçıvan'da o gece bunu da anlatamadan geçemeyeceğim. İki sokak arada şeyde sederekte kalıyordum. Bir horoz ötüyor böyle durmadan. İşte bir anamız var yaşlı. Ertesi gün espri yaptım. Dedim ki ya bu gece ben rahat uyuyamadım filan. Dedi ana kurban ne oldu? Dedim ki horoz ötüyor. Neyse ertesi gün gittim. Dedi ana kurban horozu kurban ettim sana. Dedim nasıl kurban ettin? Dedi ben horozu kurban ettim. Sen bu gece rahat seherli yesen diye. Boynuma sarıldı. Gözleri doldu. Çok muhteşem insanlardı. Bu da benim için çok değerli bir anı.